Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün gemideyiz ve büyük aile liderlerini topladık. Şurada gösterdiğim limandan yatlarımızla beraber gemiye geldik. Şimdi büyük aile liderlerimiz de gemideler. Onlara yapacağımız silah sevkiyatından ve gerekli toplantımızdan bu silahların şartlarından işte kurallarından falan bahsedeceğiz. İçeride büyük büyük silah kutularımız falan hepsi hazır bizi bekliyor. Evet, sessiz olun. İdris Yurseven geliyor. Hoş geldin İdris Bey. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi gecenin koyu gölgesinde Türkiye'nin Marmara'ya yakın sahillerine yaklaşan eski bir gemi denizde adeta bir hayalet gibi süzülüyor. Bu gemi İdris Yurseven liderliğindeki konseyin en yeni ve en cesur girişimi olan silah sevkiyatını taşıyor. Ancak bu yük sıradan bir kargo değil. Şehrin kaderini değiştirecek araçlar barındırıyor. Bu silahlar bu şehrin altını üstüne getirecek. Düşmanlarınıza karşı bir üstünlük sağlayacak. İdris ve ekibi yıllardır süregelen derin devlet ilişkilerini kullanarak yüksek teknolojiye sahip silahları yasa dışı yollardan Türkiye'yi sokmaya başarmış. Gemi gece yarısı radarlardan kaçınarak özenle seçilmiş üzele bir koya yanaşıyor. Ben ve adamlarım sessizce ve verimli bir şekilde bu kargoyu boşaltmaya başlıyoruz. Her hareket saat gibi işliyor. Çünkü bu operasyon sadece fiziksel bir transfer değil, aynı zamanda büyük bir güçlü oyunun parçası. Bu şehire ulaşan silahlar konsey tarafından stratejik olarak dağıtılacak. Bu silahlar konseyin kontrol ettiği bölgelerdeki güvenlik güçlerine ve siz özel aile liderlerine güvenilir kontaklarımıza verilecek. Benim bu şehirdeki amacım illegal faaliyetlerde oluşan suç oranını bir tık azaltarak bu şehirde bir operasyonel ve profesyonel olarak ailelerin işleyişini sağlamak. Değerli aile üyeleri ve liderleri, bugün bu akşam burada bu gördüğünüz silahları almak istiyorsanız hak etmeniz gereken ve kat etmeniz gereken yolu öğreneceksiniz arkadaşlar. Bu silahlara sahip olmak istiyorsanız bu şehirde birbirinize durduk yere ve sebepsiz yere çatışmayacaksınız ve bu şehirde bir kurgusal olarak bir yapıyı inşa ederek kendi aranızda, ailelerinizle, şirketinize çalışan aile üyeleriyle birlikte bu şehire daha iyi yatırımlar yapmak için adımlar atacaksınız. Bu ne? Biliyorum ki hepiniz gün içerisinde işlerinizden, güçlerinizden kafanı kaldırdığınızda, akşam şehre indiğinizde incin gibi at koşturuyorsunuz. Elinizde silahlar peşmerge gibisiniz. Sanki gören Hakkari Dağı'ndan inmiş teröristler sanar sizi. Bunu istemiyoruz kardeş. Son birkaç akşamdır beni görüyorsunuz. Devamlı sizlerleyim. Benim yüzümü devamlı sizlerle birlikte yan yana görmek istiyorsanız bu şehrin kurallarına ve yeni kurallarına ve bu konseyin kurallarına bu saatten sonra uymak zorundasınız. Ailelerinize daha fazla vakit ayırmalı, ailelerinizle kendi aranızda yapacağınız ilişkilere, onlara yallah geçireceğiniz vakitlere daha fazla önem vermelisiniz. Bu konuyla ilgili yanlış düşünüyorsam bana söyleyin. Katılıp katılmadığınızı belirtin. Kesinlikle İdris. size katılıyoruz. Ben öyle yalandan bir katılım istemiyorum. Bundan böyle aynen şu şekilde ilerleyeceksiniz. Ağdaş'ın ailesi, ne iş yapıyorsunuz legal olarak bu şehirde? Tamirhanelerimiz var. Tekstil olarak üzerinde çalışmalarımız var. Ondan sonra balık hallerinde balık satıyoruz İdris Bey. Birçok faktörlerde de varız. Pekala, öyleyse balık hallerinde yapacağınız işleri, örnek balık toplamaları olsun, işte toptan balık satımı alımı olsun, bunlara daha fazla önem vererek
Tamirhanelerinize daha fazla önem vererek, şehirde aktif olarak çekicilerinizle yolda kalan insanlara böyle devriye atarak çekicilerinize yardımcı olarak aktif legal faaliyetlerinize ve aile içindeki sadakat, aile içindeki öneminize daha fazla vakit ayırmanızı rica ediyorum. Bundan böyle Emredersin. illegal faaliyetlerimize nasıl önem veriyorsak arkadaşlar, ailelerimize ve legal faaliyetlerimize de önem vereceğiz. Her ailenin kendisine ve ailesine legal faaliyet bulmasını ve bu faaliyete var gücüyle %100 olarak çalışmasını istiyorum. Örnek bir restoranınız mı var? Geleni kapıda karşılayacaksınız. Patron olarak sen karşılayacaksın Rüzgar Atamenderes. Sen karşılayacaksın Umut Karakan. Sen karşılayacaksın Arda Saral. Diyeceksin hoş geldin, beş gittin. Buyurun efendim, şöyle oturun. Yanınızda çalışan insanlara hizmet ettirteceksiniz. Biraz da legal faaliyetlere önem vereceksiniz. Bundan böyle legal faaliyetlere önem vermeyen arkadaşların belini boş bırakacağım arkadaş. Patron, bizim ambulans şirketimiz var. Ambulans yapıyoruz dünyaya, İdris Türkiye'ye. Bey. Başka? Ambulans ile yani. Sonra şifamız var. Böyle şu lokman hekimlerimiz böyle otla şifa bulmaları için Kardeşim. macun falan yapıyoruz. Kardeşim bak. Met karıştırdınız macunu. Amına koyayım. Ondan sonra amına koyayım Mariana karıştırdınız ot şifalarını istemiyoruz kardeşim. Yok yok Anlatabiliyor kanka. muyum? Kiş kiş otu, kiş kiş otu, kiş kifa şifa. Ya kardeşim başlatma kişkişinden mişkişinden. Katakulleli işler istemiyoruz. Açacaksın kendine bir mekan, bar. Bir hizmet edeceksin. Şehir adına hizmet vereceksin kardeşim. İdris Bey. Çok şifa Biz arayan gelir patronuz İdris yani. Yürse Bizim benden planlarımız uyuşturucusunu var. alır evelallah. Patron, İdris Bey. çay bahçesi yapımlarımız sürüyor. Müteahhite verdim. O tarz Çay işler bahçesi istiyoruz yapacağız. sizlerden. İdris Bey. Buyur. Şimdi beni biliyorsunuz. Ben bu zamana kadar siz ne dediyseniz onu yaptım. Bu şekilde Evet. buralara kadar geldim. Hani sizin sayenizde buralara kadar geldim. Sadece de sizinle konuşmam olduğu için iyi konuşuyorsunuz, hoş konuşuyorsunuz da İdris Bey. Aramızda şöyle söyleyeyim. Değişik insanlar var. Hani bizimle sıkıntılı olan insanlar var. Ben bu konudan çok rahatsızım. Şimdi ben 3 tane club yönetiyorum. 7/24 aktif bu arada. Tamam. Yemekhanelerimiz var, club'larımız var, kumarhanelerimiz var. Hepsi de 7/24 aktif. Hepsinde bir kere bile bir kişiyi görememezlik yapamazsınız yani. İmkanı yok. Tamam, evet dinliyorum. Adamlarımı koydum, takılıyorlar. İnsanlar geliyorlar. Ama şöyle bir durum var. Bazı arkadaşlar hiç rahat durmuyor. Kim Ya rahat ben de bu durmuyor konuda mesela? çok rahatsızım. Mesela Gökçeler. Şimdi ben Gökçeler Haklı. ilk geldiği zaman Adnan. siz bana dediniz ki Gökçelere Evet yardım efendim edin. abi. Gökçelere İşaret yollayın, beni ediyorum. konuşturun dediniz. Oraya geç. İdris Bey. Efendim? Siz bana dediniz ki bizim uyuşturucu ticaretimiz olduğunda Gökçelere yardımcı olun, Cemal ile konuşturun falan filan. Hani yeni geldiler, yardımcı olun dediniz. Ben de sizin dediğinizi aynı Evet. şekilde uyguladım. Zaten siz ne deseniz ben onu yapıyorum. Beni biliyorsunuz. Tamam Neyse. kardeşim. Saadet. Sonradan arkadaşlar yanlış yaptılar. Gökçeler mi Yanlış yola size saptılar, yaptılar? öyle söyleyeyim. Evet. Hani onları sizlerle tanıştırdık. Sizin yolunuzdan ilerlettirdik ama arkadaşlar saptı yolunu. Bence siz bir konuşun derim çünkü ben de rahatsızım ki Dün benimle konuştuk bu birlikte konuyla 50. ilgili yanındaki detaylı. Sen arkadaşlarım da yoktun sanırım. rahatsızım. Umut Haklı. vardı. Umut yanımdaydı. Ben vardım Umut İdris sen Bey. anlatmadın mı Patron, ben de bir çağrıya şey detayları? diyebilir miyim? Anlattığım da tam olarak algılayamadı sanırsam. Söyle Tamam, patron, bir Menderes. şey diyebilir miyim? Patron, bu Zenon'u bilirsiniz. Size karşı bir örgütlenme kurmuştu. Hepsini yıktık geçtik Allah'a şükür. Gökçeler gidiyordu. Harremci oğullarına, Zenon'a köpeklik yapıyordu yani. Biz yanımıza geri çektik. O bizim işimizde ajanlık yaptılar, şey Ne? yaptılar. Ya bu adamlara güvenilirlik olmaz. Bunu kardeşlerim, yanındaki kardeşlerim de şahittir. Bizi artı Öyle mi lan anamıza, Gökçe? bacımıza sövüyor. Ha? Beraber Öyle İdris Bey. İdris Bey, Öyle mi şöyle bir lan? göstereyim ben Masasında şu kadınlara. oturan kişiler. Konuşmayın lan. Öyle mi lan Gökçe? Hayır tabii ki İdris Bey, biz sonuna kadar sizin yolunuzdan devam ediyoruz. Eğer böyle bir şeyleri varsa kanıtını atsınlar. Tamam İdris Bey, şu telefonuma bakar mısınız? Şu videoyu Bakıyorum, izler misiniz? bakıyorum. Beraber WhatsApp grupları var. Buyurun, Tamam. konuşmalar burada. Bakıyorum. Ağdaşanları sikelim bugün falan filan. İdris Bey yok. Şu bu.
Buyurun, konuşmalar burada, kayıt da burada. Ya, Kendi Menderes'e adamları at da Sokalı mı bunu bize. yazmışlar bir de? Ne yazmışlar? Patron, Menderes'e Sokalı mı yazmışlar, artı baş parmağının arasına Menderes yazmış bu şahıs, bak oradaki fotoğrafta görürsün. Bacağına Allah falan Gökçe yazıp falan atıyor, deli bunlar. onlar şu an burada yoktu İdris Bey, yani yazdıkları şeyler burada WhatsApp grubunda. Buyurun bakın. Yani bu Allah adamlar Allah. güvenilecek adamlar değil. Ki benim elimde daha da fazla videolar var. Onları da size zaten WhatsApp'tan atarım İdris Bey. Şimdi Burak Gökçe kardeşim, seni bu gemiye, bu ailelerin arasına güvenerek getirdik. Ama şimdi duyduklarım karşısında bu güvenimin sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Senin bizim düşman kabul ettiğimiz Aremcioğlu ailesiyle iletişimde olduğunu gösteren kanıtlar ortaya çıktı. Şimdi sana soruyorum Burak, bu da neyin nesi? Bu nasıl iş? İdris Bey, ben son bir haftadır şehire fazla inemiyorum. Kars'a gitmiştim memlekete. Hayvancılıkla uğraşıyoruz, hayvanlara bakıyordum. Tallah vardı son bir hafta şehirde. Tallahı Peki isterseniz getirelim. Talha kardeşimiz demek ki yani bizim arkamızdan iş çevirmiş. Senin adamın nasıl bizim arkamızdan iş çevirebilir? Kim ya abi? Nasıl çevir? Oğlum, Getirelim o zaman İdris Bey, bizim kafasını sıkarım. düşmanlarımızla beraber işbirliği yapmış. Biz bu Tamam abi, bizim bu getirelim. şehire karşı bir Kafasını sıkalım sorumluluklarımız gözümün var. önünde. Bu ailelerin bu şehire karşı bir sorumlulukları var. Biz huzur ve güvenliği sağlamak için toplanıyoruz. Bu olaylar bizim tüm çabalarımızı riske atıyor. Bizim birlik ve beraberliğimizi zehirliyor. Eğer gerçekten Tamamdır abi. bizden biriysen, eğer gerçekten bu ailelerin yani bizim bir parçamızsan, bana şimdi kendini açıkla ve kendini temize çıkar. Aksi takdirde bil ki bu gemiden indiğinde inmene bile vakit bırakmadan senin kafanı burada koparıp denize atacağım kardeş. Bize ihanet etmenin bedeli ağır olur. Abi hatası varsa getirelim, Talay'ı kafasına sıkalım gözünün önünde, hepinizin gözünün önünde Tek Talay'ın tarla kafasına değil sıkalım. ki. Efendim? İdris Bey, Tek Adnan Bey tarla de değil. vardı. Adnan Bey, hatırlıyor musunuz Adnan? Biz seninle oturduk. Gökçeler geldi. Bize ne dediler? Biz asla ihanet etmeyiz. İşte sen bizi Cemal Bey'le tanıştırdın, İdris Bey'le tanıştırdın, şu bu falan filan muhabbeti yapmadılar mı Adnan? Sen de oradaydın. Hatırlıyorum abi, böyle bir şey oldu, evet. Patron, Hatta şöyle bir camiden şey de var. gelmiştin hocayla beraber. Şimdi ben Patron. Burak'ı severdim. Eyvallah. Şimdi benim burada bakın dostlarım var İdris Bey, Atlan. kardeşlerim var. Karanlar Atlan, olsun. çenemi Ergenim abi. kaslıyorum Atlan. Atlan, bu buranın Abim abi. topuğuna sık bir tane. Amına koydu mu iti? Alın bunu kenara sürükleyin, bırakın. Onun adamları, onun Gel buraya. Talha mıydı nerede? Onun da bir kıyıya inince kafasına sıkacağız ha. Alın bunu götürün, kenara atın. Duymasın bizi. Kenarda Gece. bekilsin. Amına koyacağım. Çenem kasılıyor, Götürün çenem. mü? Amına Abi koyacağım ortalığın. gel abi. İhanetlere karşı Gel sabredemiyorum. sakin. Atlan kardeş. İdris. Abi Sakin olun sizin İdris. Biz her zaman, gece. ağdaşan olarak her zaman sizin yanınızdayız. İhanetlere karşı artık sırtım kaldırmıyor. Omurgasız olduk şerefsizim. Bunlar omurgasız abi. Biz dik durduğumuzdan ağrıyor. Beyler, Patron. ihanetin bedeli değil, ihanetin affı değil, bedeli olur. Kimse ihanet etmesin. Bakın. Patron, arkanızdan Söylüyoruz. yediğiniz bıçakları tek tek çıkarıp bunlara saplayacağız. Eyvallah, eyvallah. Amına Ben koyayım, sizin kaç yıldır arkamızdan yanınızdayım. atan Aynen tutan önümüzden yesin evelallah. öyle sizin abi. kaç yıldır yanınızdayım patron. Bir yanlışımı Eyvallah. gördünüz mü? Yok, Aynen. yok Yani siz... şükür. Şimdi arkadaşlar, ufaktan şöyle gelin, şu kritik olaylarımızdan size bir bahsedeyim. Bakın, burada özel füzelerimiz var. Fakat tabii ki de bu füzeler İdris Yürsever'in kendini korumak amaçlı kendimize ayrılmış füzelerdir. Yani bundan Füzeyi böyle mi atıyorsun? yok kardeş. Örnek, bu şehirde karşımıza milyoner gibi bir at hırsızı çıkarsa, o füzeyi İdris Yürsever direkt onların evine indirecek. Öyle izah edeyim ben, sen öyle anla. Sizin işinize yarayacak mallar bu tarafta arkadaşlar. Bakın, bu çantaların, bu kutuların içerisinde çok güzel silahlarımız var. Kalaşnikovları bu tarafta görüyorsunuz. Bu Kalaşnikovlar. Rus yapımı ya. Herhalde Rus yapımı bu MP5'ler. yakında. Kardeşim, biz bunları şöyle söyleyeyim sana, biraz Suriye taraflarından getiriyoruz. Erbil tarafından. Anladın mı? Herhalde mi patron? Evet. İdris Bey, Kurdistan bu tarafından geliyor bunlar. F-16'nın mermisi Korkuyor, değil mi ya? korkuyor. Bombardıman silahı. Bayı. Onlar bize ayrıldı. Onlar bizde. Onlar bize ait. Burası İran toprağı kokuyor patron. Ondan Böyle sonra şurayı kokoya. görüyorsunuz, bakın, Kaleşnikovlar, MP5'ler, Deagle'lar vesaire. Şimdi
Bu demek oluyor ki yakın bir zamanda bir silah sevkiyatı sizlere gerçekleştireceğim anlamına geliyor. Sadece burada olan ailelere özel olacak bu. Sonradan aramıza katılan ailelere ayrı bir sevkiyat başka zaman yapacağımı belirtmek isterim. Şimdi. Teşekkür ederim. Bu silahlara sahip olmak istiyorsanız sizleri yakından takip edeceğim. Bu şehirde öyle başıboş köpekler gibi amına koyayım sokak köpekleri gibi gezmeyeceksiniz. Bu şehirde sosyal olarak insanların içinde olup hizmet vereceksiniz. İstanbul halkına, Türkiye devletine hizmet edip verginizi ödeyeceksiniz. Umut burnunu karıştırma. Emredersiniz İdris. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı. Anlaşıldı İdris. Sizleri yakından takip edeceğimi bildirmek isterim. Bir hafta kadar sizleri gözlemleyeceğim. Okey olan arkadaşlarımıza, onay verdiğim arkadaşlarımıza haftaya gün olarak tam bilmiyorum. Haftaya bu silah sevkiyatını gerçekleştireceğiz inşallah. Anlaşıldı mı? Fakat anlaşıldı. Son bir uyarım var. Bir hafta hizmet edip silah alıp cebinize koyduktan sonra hizmeti unutan arkadaşlarımızdan da silahlarını geri alırım. Bunu da belirtmek isterim. İdris Bey, buradaki kimseden öyle yamuk beklemeyin. Yani merak etmeyin, gözünüz bu şehirde kalma. Hizmet göreceğiz. Hizmet. Her zaman. Sosyal olup insan içine karışacaksınız. Elinize silah dağdan inmiş peşmer gibi gezmeyeceksiniz kardeş. İdris Bey, bu konu hakkında bir şey söylemek istiyorum. Biraz önce söyle, bahsettiğim Umut. Gibi bizim çekicilerimiz olduğunu belirttim. Evet. Trafiklerden Tufan Bayrak var, emniyet amiri. Biz onunla konuştuğumuzda herhangi bir kaza durumları olduğu zaman bizleri arıyorlar efendim. Çok araba güzel. Çekileceği zaman veya emniyetimizdeki arabalar zedelendiği zaman şahsi olarak biz götürüyoruz, tamir ediyoruz. Çok güzel. Ücret talep etmiyoruz. Bu faaliyetler üzerinde de sizden bir yardım alırsak makbule geçer. Hani siz de söylerseniz ağda şantunik var diye. Sıkıntı yok. Biz her türlü imkanlarımızı şey yaparız. Bu arada arkadaşlar söylediği hani gibi bak tamirci ağda şan mekanik var arkadaşlar. Ne kadar yardımcı olursak bizim için o kadar daha iyi olur. Burada maksat para kazanmak veya başka çıkar uğruna değil. Maksat hep beraber bir şeyler yapabilmek. Aynen öyle. Herkes kendi ekmeğini yer evelallah. Patron. Umut bugün 10 tane çekici aldın oğlum. Tamam patron. Tamam çağır. Sessizlik. Bir dakika sessizlik. Yok M4 kardeş. Onu getiremiyoruz. Çok zor o. Bu arada arkadaşlar slash tamirci yazarak arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Tüm sunucudaki aktif tamircileri görebiliyorsunuz buradan. Buradan Ağdaşan'ı bulup veya diğer tamirhaneleri de görüp aktif olan numaralar da burada var. Slash ara yazıp buradaki telefon numarası örnek böyle yazarak arayıp iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi takip edin, ufaktan çıkış yapacağız. Hadi bakalım. Ufaktan yata doğru geçiyoruz arkadaşlar. Takip edin. Patron, peki bu gece özel bir İdris dede gelmez mi? Yok. Gibi. Yok. İdris dede artık kumarhane açtı. O kumarhane yok kendi. Kumarhane ikonik gazinoya gidip direkt yerli dedeyi oynayabilirsin yani. Ben İdris dedeyi seviyorum patron. O ayrı bir konu. O ayrı bir konu. Burası da benim kendime has ofisimdir yani. Kendim burada vakit geçiririm. Öyle hani. Güzelmiş İdris Bey. Lan, tabii eyvallah. Güzel olacak lan. Manyak. Çağrı sus. Lale. Gemi bizimdir. Sıkıntı yok. Geçin bakalım. Evet. Yatlarla çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Bindiniz mi? Bindik İdris. Tamam. Altından sen de diğer tarafa. Benim yattakiler birkaçınız geçsin diğer yata. Evet. İki tane yat şu anda geçiyoruz arkadaşlar. Tekrardan kıyıya dönüyoruz. Oturayım mı İdris Bey? Yok konuşmayın şu anda. Yavaş ilerlememiz gerekiyor. Odaklanmam gerekiyor. Sessizlik. Kıyıya yanaşıyoruz şöyle. Bu arada oyunda olduğunuzda araç vergileriniz %30 indirimli geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. İdris Bey'e hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk. Evet, Adnan'ımızın da yatı geliyor. Bizim yat da burada, ufaktan biz indik. Sessizlik, açın yolları. Aç! İdris Yurseven geldi, açın yolları. Yolu açın, İdris Yurseven'in aracı geliyor, aç yolu. Aç. İdris abi, sen o kadar... Aç diyoruz yolu, aç. Aracım geliyor, aç. Yolu
Açın yolu. O kadar seviyoruz ki. İdris abi, İdris abi. Herkese hayırlı akşamlar değerli arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Devam et, devam. Seri, seri. Evet, Adnan. Güzel bir akşamdı. Öyleydi abim. Uf, mekanı sür ufaktan. Tamamdır. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu şekildeydi. Saatlerimizi gece 12.30 yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sizden bir ricam, biliyorsunuz çok bir şey istemiyorum. Sol alttaki abone ol butonumuz var. Oradan bir abone olup bir de bildirimleri açarsanız. Ben başka bir şey istemiyorum. Çok mutlu oluyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. İyi oyunlar. Bay bay.